Evet, maydanozun faydaları saymakla bitmez. O nedenle de biz ilk ekilecekler arasına hemen maydanozu ekledik. Maydanozu gidip tohum almadık. Bunu daha önce denemiştik başka yaşadığımız yerlerde. Burada da şimdi aynısını yapacağız. Dün karantina altında sokağa çıkma yasağı olduğu için dün pazar alışverişi yapabilme günümüzdü. Ve ben pazara gittim. Pazardan da yemek üzerine maydanoz aldım. Gördüğünüz gibi burada saplarıyla satılıyor bu şekilde maydanozlar. Özellikle ben de bu şekilde aldım. Çünkü bu maydanozları, böyle saplı olan maydanozları tekrar toprakla bir buluşturarak tekrardan maydanoz üretimi yapabilirsiniz. Çok kurumamış olması gerekiyor maydanozun köklerinin. Şimdi ben de birazdan bunları böyle kesip yapraklarını yemek için ayıracağım. Köklerini de tekrardan maydanoz ekebilmek, yiyebilmek için tekrardan toprakla buluşturacağım. Gördüğünüz gibi bu sırayı maydanozlara, yarısına kadar maydanozlara ayırdım. Diğer yarısını da kişnişleri ekmek için kullanacağım. Kişnişler tohum halinde. Onu da başka bir videoda sizinle paylaşıyor olacağım. Bu alan tamamen maydanozları olacağı için zaten köklerim de şu şekilde, yaklaşık 4 tane köküm var. Bu kökleri 20'şer santim arayla buraya dikeceğim şimdi. Öncelikle ne yapıyoruz? Tabii ki de gördüğünüz gibi şuradan filiz vermeye başlamış bile. Kesiyorum şu şekilde. Bunlar yemeklik için ayırıyoruz. Bu kök de bu şekilde girecek toprağın içerisine. Gördüğünüz gibi maydanozların yaprak kısımlarını kestim. Bazı alanlarını bıraktım. Hatta şöyle içeride daha minik filizlenmeye yeni başlamış olanlarını. Şimdi toprağı biraz ıslatıp ardından da bu kökleri toprakla buluşturacağım. Evet, gördüğünüz gibi birinci maydanozumuzun kökünü ektik. Şimdi ikincisini ekeceğim. Aralarına 20 santimlik böyle bir iki, benim tabii ellerim biraz küçük ama iki karış bırakarak sonrasında diğerini başlıyorum tekrardan toprakla buluşturmaya.
Gördüğünüz gibi 4 tane kökümüzü de toprakla birleştirdik. Suyunun nemini verdik. Bu arada maydanozun bakımı oldukça kolay. Ne zaman sulamalıyız diye sorarsanız da toprak nemini kaybettikçe sulamak yeterli. Şu an Kolombiya'da yağışlı dönemlerin başladığı bir dönem. Nisan ayının ortası bizim yaşadığımız, bizim şu an bulunduğumuz bölgede Santander'de. Büyük bir ihtimalle günlük olarak yağışlar böyle devam ederse eğer bizim ekstra sulamamıza gerek kalmayacak. Toprak her zaman nemli oluyor olacak. Fakat güneş fazla çıkar, yağmur da yağmazsa bizim ekstra biraz toprağı nemlendirmemiz gerekecek. Şimdiden bereketli olsun, maydanozun faydalarını hep aklımızda tutarak yemeye devam ediyoruz. Zaman hızlıca geçti. 2 hafta geçti ilk diktiğimiz maydanoz, köklü maydanozların üstünden. Şimdi bu 2 hafta boyunca nasıl bir büyüme gelişti size göstermek istiyorum. Şu an geldikleri durumu göstermek istiyorum ama 2 hafta boyunca çok az yağmur yağdı. 2 ya da 3 kere falan böyle toprağın üstünü sadece ıslattı. Biz her gün sabah ve akşam su vermeye çalıştık ama hava sıcaklığı burada oldukça fazla. O nedenle de biraz beklediğimizin altında kaldı büyümesi maydanozların. Şimdi size 2 haftanın sonunda geldiği durumu göstermek istiyorum. Ama tabii biz bu arada bir kere daha pazara gitme şansımız oldu ve yine köklü maydanoz aldık. Onları da yine diktik. Çünkü maydanozu aşırı seviyorum ve her gün hani bir demet olsa üzerine limonlayıp böyle birazcık da hafif tuzla hakikaten her gün bir tabak maydanoz yiyebilecek kadar çok seviyorum ve sağlıklı da zaten. O nedenle de bir sıra size az önce gösterdiğim tarafta dikmiştik 4 kök kadar. Ardından sadece bir sırayı tamamen maydanoza ayırdık. Gördüğünüz gibi ilk sıradaki maydanoz kökü sanki biraz ölmüş gibi duruyor. Ama alttan hemen içerisinde hala daha canlı ve taze çıkmaya hazır filiz yaprakları var. İkincisi de aynı şekilde buradaki kökler, buradaki saplar ölmüş gibi gözüküyor. Kurumaya sanki başlamış gibi gözüküyor. Ama içeriden şu an görüyorum burada. Bakın size de gösteriyorum. Görüyor musunuz burada? İçerisinde maydanozlar büyümeye başlıyor, büyümeye devam ediyor. Burada da yine aynı şekilde. Burada da yine aynı şekilde. Dedim ya maydanozu çok seviyorum ve işte geçen hafta da tekrardan pazara gittik ve pazardan ben yine köklü maydanoz aldım. Onları da bu sıraya olduğu gibi diktim. Bunlar biraz daha iyi çıktı aslında bakarsanız. Büyük bir ihtimalle işte o köklerine yakın yerde hafif böyle büyümeye yüz tutmuş yapraklar oluyor genelde. Görürsünüz siz de aldığınız zaman köklü. Bu aldığım maydanozlarda onlardan çok vardı. Hemen böyle kökünün başladığı yerde yeni yaprak açıyor. Bu maydanozlar o yüzden şu an daha sağlıklı ve daha sanki birden daha büyüyüp ürün verecekmiş gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kök maydanoz şu an burada sıralanmış durumda. Belki bakarsınız karantina devam eder, işlerimiz de açılmazsa turizm hala daha maydanoz satarak hayatımıza devam ediyor olabiliriz yani. Neden olmasın değil mi? İlla bahçenizin olmasına gerek yok bu arada maydanoz ekebilmek için. Evinizde bir saksının içerisine uygun bir yere koyarsanız da mutlaka maydanoz çoğalacaktır. Siz de benim gibi köklü maydanoz bulursanız böyle kökleri hala daha canlı olan. Ben mesela ne yaptım? Dün pazardan yine aldım kök. Onları kestim. Daha önce videonun başında size gösterdiğim gibi. Ardından dün dikecek zamanım yoktu. O yüzden suyun içerisine koydum. Canlılığını korusun diye. Bugün birazdan tekrar dikeceğim aldığım kökleri. Yedikçe sürekli köklerini toprakla birleştiriyorum. Fazla maydanoz göz çıkarmaz değil mi?